genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk'ten eğitimle ilgili merak edilen birçok konuyu birbirinden kıymetli konuklara eşliğinde tercih zamanında konuşuyoruz. Bugünkü konuğum Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk teşekkür ederim. Şimdi Bülent Ecevit Üniversitesi deyince belki hani hatırlamıyor olabilirler ama eski ismiyle Kara Elmas Üniversitesi ve oldukça köklü bir üniversite. Evet. Bahsedebilir misiniz biraz? Biz şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi herkes karıştırabiliyor. Üç, üç sefer ismimiz değiştiği için daha önce Kara Elmas Üniversitesi'ydik. 92 yılında kurulduğumuzda Daha 2012 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi olduk. 2018 yılında da. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olduk. Daha çok bizi Kara Elmas Üniversitesi olarak insanlar hatırlıyor. Ama artık Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'yiz. Kökümüz 1924'lere kadar uzanıyor. Biliyorsunuz Zonguldak bir maden kenti, madenci kenti. Dolayısıyla maden mektebi adıyla kurulmuş okulla birlikte bizim köklerimiz 24 yılından başlıyor. Daha sonra Maden Teknik Okulu, Mühend Maden ve Mühendislik Akademisi, 1975 yılında Daha Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrenci almaya başlıyor. 1992 yılında da Meclisten geçen yasa ile birlikte Zonguldak Karayelmas Elmas Üniversitesi adıyla eğitim hayatına başlamış oluyor. Şu anda zaten 30 senemizi tamamlamak üzereyiz. 30. yılımızdayız. Aslında biz bu sene 92 kurulduğumuz yılından beri 30. yılımız. Ancak biz 2024 yılında 1924'e ithafen 100. yılımızı da kutlamayı düşünüyoruz öğrenci ve araştırma odaklı bir üniversiteyiz. Pek çok fakültemiz var bu açıdan. Bahsedelim mi fakültelerden? Tabii ki şu anda 14 ayrı fakültemiz var. Bunun başta da söylediğim gibi esas temeli mühendislik fakültesi ilk açılan bölümlerimiz zaten maden mühendisliği ve makine mühendisliği bölümleri. Bunların üstüne bina edilmiş bir üniversite. Daha sonra her ne kadar pek çok fakültemiz açıldıysa da mühendislik esaslı bir üniversite olduğumuzu düşünüyorum. Ben rektör olarak. E, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, e, İlahiyat Fakültesi, pek çok e, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi pek çok fakültemiz var. E, pek çok da yüksek okulumuz var biliyorsunuz. E, 9 adet meslek yüksek okulumuz var, 4 tane e, yüksek okulumuz var, 1 adet de devlet konservatuvarımız var, 36 tane e, araştırma uygulama merkezimiz var. Bu açıdan çevreye... E, optimum hizmeti veren eğitim ve araştırma alanında bir üniversiteyiz. Ne gibi ee, çalışmalar yapılıyor hocam? Pek çok çalışmalarımız var. Ee, üniversitemizde önce söylediğim gibi mühendislik temelli bir üniversite olduğu için e, TTK, Erdemir, Eren Enerji gibi hem bir enerji üssü olan hem de Filios projesi var biliyorsunuz, temeli 100 yıl öncesine dayanan Abdülhamit zamanında başlayan bir projenin olduğu bir bölgedeyiz. Bunun etkileriyle beraber mühendislik ve lojistik ağırlıklı pek çok çalışmalarımız var. Sağlık sektöründe de tabii önemli şeylerimiz var. Fakültemiz ve hastanemiz... 1992'de tıp fakültemiz kurulduktan sonra 2001 yılında üniversite hastanemiz hizmet vermeye başladı. Bu açıdan 21. yılında hizmetini veriyor. Pek çok yüreğe hizmet eden yapımız var. Batı Karadeniz bölgesinde ilk olan yapılarımız var. Örneğin onkoloji merkezimiz var. Ee, üç katlı büyük Batı Karadeniz bölgesinde hiçbir e, ilde olmayan, e, biliyorsunuz onkolojik hastalıkların ülkemizde geldiği durum mu? Bu açıdan e, önemli bir merkeziz. Pek çok alanda da tıp e, fakültesi ve hastane olarak zaten çocuk... E, endokrin, çocuk nöroloji, çocuk kardiyoloji ve pek çok diğer tıpın dallarında hizmet veriyoruz. Diş Hekimliği Fakültemiz bu açıdan çok önemli. Mühendislik dedik, mühendislik temelli pek çok e, takımımız var. Biliyorsunuz e, şeyden bahsedersek e, 1903 Mart 1992 yılında e, Zonguldak'ta meydana gelen bir e, Grizu faciasında 263 e, madencimiz şehit olmuş idi. Onların adına kurulmuş Grizu 263 takımımız var. E, geçe 15 gün önce Cansat model uydu yarışmasında dünya birincisi oldular. 30 belediye üniversite arasında. Bir başka e, şeyimiz var. Bir dispeyt Teknofest model uydu yarışmasında birinci oldu, bizim e, göğsümüzü kabarttılar, hem de Sayın Cumhurbaşkanımızdan e, ödül aldılar. Bir başka e, öğrenci takımımız e, kano, beton kano yarışmasında. Hemen yakınımızda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılan yarışmada 25 üniversite arasında ikinci olmayı başardılar. Bu açıdan mühendislik dalında pek çok takımımız ve yetişmiş öğrencimiz birbirlerine e, bilgi aktararak dördüncü sınıfta olan bir kişi ayrılacağı zaman birinci sınıftaki e, öğrenci arkadaşlarına bilgi transferiyle ileride aktararak e, Gerçek hayatta karşılaşacakları pek çok problemin çözümünü birlikte başararak e, ilerliyorlar. Bu açıdan bu e, ünlü olan takımlarımızdan pek çok yerde Baykar'dan isim verdik, şey e, belki e, Erdemir'de veya çeşitli şirketlerde işe girmiş e, burada elde ettiği tecrübeyle işe girmiş öğrencilerimiz var. Bu açıdan önemli bir yapı olduğumuzu düşünüyorum. Hocam şimdi notlarıma bakıyorum. E, Türkiye'de üniversiteler bünyesinde açılan ikinci siber evet, güvenlik evet. merkezi e, yine kurulunuz bünyesinde açılıyor. Evet. Ya da aç, açıldı. Evet, evet. E, şimdi söylediğiniz gibi sizin de bahsettiğiniz gibi siber güvenlik zaten gelişen dünyanın önemli bir e, konusu. Bu açıdan e, Türkiye'de kurulan 2014 yılında e, siber güvenlik uygulama araştırma merkezimiz Türkiye'de kurulan ikinci siber güvenlik merkezidir bu açıdan e, bu bu siber güvenlik e, çok önemli biliyorsunuz e, bu, bundan iki ay önce e, Batı Karadeniz siber güvenlik zirvesi e, Zonguldak'ta gerçekleştirildi. İşte Savunma Bakan Yardımcısı, Bilişim Teknolojileri Başkanı katılımıyla bizim üniversitemizde beraber Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın önderliğinde ve bizim çalışmalarımızla bir siber güvenlik merkezi daha üst seviyede kurulacak. Türkiye'de başat e, yerlerden biri olacak inşallah. Bu açıdan da e, bu siber güvenlikten bahsedince e, Sayın Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer'i anmadan geçemeyeceğiz. O e, daha önce biliyorsunuz bizim üniversitemizin 7 sene rektörlüğünü yaptı, 16 sene hizmet verdi. Onun zamanında başlamış bir projedir e, bu siber güvenlik onun başlatması ve nihayete getirmesiyle buralara kadar gelmiştir. Bu açıdan kendisine teşekkür ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onun da vizyonunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Allah her şeyin eee evet. evet, dönemde evet. tabii ki de siber güvenlik çok Çeşitli çok önemli. Etkinlikler yapıyoruz zaten öğrencilere siber güvenlikle ilgili, bilgi güvenliğiyle ilgili veya başka seminerler zaten bunlar sürekli devam ediyor. Artarak da devam edecek. Bakkanım ve Cumhurbaşkanlığı e, iletişim ofisinin destekleriyle daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Hep birlikte ortaklaşa bu işi daha ileri götürmeyi düşünüyoruz. Peki hocam uluslararası işbirlikleriniz var mı projeleriniz? Evet, ya uluslararası artık üniversite kendi içine kapanık olamaz bunu biliyorsunuz hepimiz. Topluca bütün dünyaya açık aslında bir açıdan dünya vatandaşı da yetiştiriyoruz. Yani her ne kadar yerel bir üniversite olsak da dünyaya insan yetiştiriyoruz. Yani dünyada hizmet verecek insan yetiştiriyoruz. Bu açıdan Avrupa Birliği bizim için önemli. Dünyanın diğer ülkeleri bizim için önemli. Avrupa Birliği'nde 20 civarında ülke ile 130'a yakın ikili işbirliği anlaşmalarımız var. Erasmus Plus projesiyle öğrencilerimiz burada öğrenci değişimi yapılıyor. Öğrencilerimiz gidip 6 ay, 1 sene, 2 sene neyse e, orada eğitim görüp gelebiliyorlar. Staj hareketliliği var yine bu üniversitelerle. Ayrıca bunlardan ayrı biliyorsunuz zaten başka Mevlana projesi gibi pek çok projeler var. Diğer dünyanın 20 üniversitesiyle de 30 20 ülkesinden 35 değişik üniversiteyle ikili işbirliği anlaşmamız var. Biz bunu e, inşallah bir sene için içerisinde 50 ve daha üzerine çıkartmak üzere çalışıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Öğrenciler ne kadar dünya tanırsa, dünyada hizmet verebilecek diplomaya sahip olursa bizim için o kadar iyi. Hem bizim için hem ülkemiz için. Bunun yanı sıra bu uluslararası ilişki deyince uluslararası öğrenci konusu da gündeme geliyor tabii dünyanın 75 değişik e, üniversitesinden şu anda 2600 civarında uluslararası öğrencimiz var dünyanın pek çok üniversitesinden e, Tabii 70 çok e, çok uzak yerlerden fazla öğrencimiz yok ama 75 değişik ülkeden öğrencimiz var e, bu öğrencilerimizi de e, kısa sürede iki katına çıkarmayı düşünüyoruz. Bu sayı e, sayın aslında başkanımızın öğrencilerin da çok tavsiyesi. kültürlü bir ortamda okuması çok kültürlü hem çok kültürlü hem şeylere şehrimize faydası var. Onlar bizden ya bu bu öğrencileri e, ileride kendi ülkelerinde bizden aldıkları kültürle bizden aldıkları bilgiyle memleketlerinde hizmet aslında. edecekler ve bir elçi vazifesi görecekler. Yani bunlar pek çok var. Bizim bile var yani. işte devlette şu kademede çalışan bizde mezun olmuş. Libya'da efendim şurada burada pek çok ülkede oluyor. Bunlar ileride bize geri dönüşleri çok daha büyük olacak. Hinterlandımızı ülkemizin hinterlandımızı büyütme projesi aslında bu. Hocam sürem, hizmet süre, sürem çok az kaldığı için evet. e, bir soru daha sormak istiyorum. Çünkü önemli buluyorum. Açık deniz sondaj teknolojisi, evet. açık deniz tabanı uygulama teknolojisi de evet. iki bölüm açılıyor. Bunlardan evet. bu, da kısaca bu, bu bahsedelim. Bu çevreyle ilişkimizden aslında e, bahsetmiştim. E, bir mühendislik temelli bir üniversiteyiz. Ve burada biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın, destekleriyle yürüyen Türkiye Petrolleri tarafından e, devam ettirilen 2023'te doğalgaz e, boru hattının e, vanasının 2023'te Mart ayında açılması projesi var. Karadeniz bölgesinden e, elde ettiğimiz doğalgazın borularla Filios'a taşınması ve oradan dağıtılması projesi var. Bu açıdan Türkiye Petrolleri çok büyük bir gayretle çalışıyor. Bu açıdan Türkiye Petrolleri yok ve üniversitemiz arasında bir protokol imzalandı. Çünkü Türkiye Petrolleri'nin de mühendisten daha çok ara eleman ihtiyacı var. Demin bahsettiğiniz gibi bunun iki örneği işte açık deniz sondaj teknolojileri e, meslek çaycuma meslek yüksek okulumuzun altında ve açık deniz taban e, çalışmalarla ilgili bir iki bölüm açıyoruz. Bunun iki e, İngilizce hazırlık pro, e, programı olacak. iki senelik bir bölüm Meslek Yüksek Okulu. Fakat arama, Türkiye petrollerinin daha çok ara eleman ihtiyacını giderecek ve Türkiye petrollerinin bir manada iş garantisi verdiği ve burs verdiği bir program olacak. Üç, üçlü bir protokol olduğu için bunun Seneye de diğer iki bölümümüzü açmayı tasarlıyoruz. Bu meyanda e, Türkiye Petrolleri'nin büyük bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Filios projesini biliyorsunuz zaten. Filios projesi e, bölgeye ve vadiye çok büyük hizmetler olacak. Onlar için düşündüğümüz başka projelerimiz de var tabii ki. Hocam tekrar notlarıma dönüyorum. İki bölüm daha açılacak. Havacılık, uzay mühendisliği ve yazılım mühendisliği. Bunlardan da biraz evet, bahsedebilir miyiz? E, Biraz önce de bahsettiğimiz mühendislik fakültemizde yer alan takımlarımızdan bahsetmiştik. Model uydu yarışması ve başka yarışmalara katılan. Bu açıdan mühendislik fakültesinde güçlü bir altyapı oluşturduğumuza inanıyoruz. Zaten bilgisayar mühendisliğimiz hala hazırda hizmet veriyor. Çok başarılı çalışmalara, siber güvenlikle ilgili konularda destek veriyor. Bu başarılarımızdan da ilham alarak biz, bir bölüm daha iki bölüm daha açmayı uygun gördük bunun birisi havacılık ve uzay mühendisliği gelişen dünyaya hizmet edecek ülkemizin gelecek perspektifinde de yer alan bir bölüm ve yazılım mühendisliği bunlar biliyorsunuz her şey artık her şeyin altında yazılım yer alıyor yazılımını yapamadığımız aleti çalıştıramıyoruz yani bu yazılım ve havacılık ve uzay mühendisliğine çok önem veriyoruz en kısa zamanda seneye havacılık ve uzay mühendisliğimize öğrenci alacağız. Yazılım mühendisliğinde peşine açmış olacağız inşallah e, diye düşünüyoruz. Teşekkür. Peki hocam çok teşekkürler kıymetli teşekkür. bilgilerinizi paylaştınız. Ben teşekkür ederim sağ olun. Tercih zamanı burada sonuna eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.